Merhabalar. Bugünkü sunumda ülseratif kolitle ilgili bilgileri sizinle paylaşmış olacağım. Ülseratif kolit nedir? Belki şöyle giriş yapmak, konunun başlıklarını içeriğinde ne olduğunu anlama adına daha anlaşılır bir noktada sunum olabilir. Ülseratif kolitle ilgili genel bir bilgi paylaşabiliriz sizinle. Ülseratif kolit nedir? Nedenleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Bu belirtiler sadece bağırsakla ilgili midir? Onun dışındaki organlarla ilgili de belirtileri var mıdır? Aynı grup altında tanımlanan bir diğer inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığıyla karışır mı? İkisi arasındaki ayrımları nasıl yapabiliriz? Şüphesiz ki aslında konunun can alıcı noktası ne zaman bunu anlayabiliriz? Tanısı nasıl konur ve tedavisi var mıdır? Nedir tedavisi? Bu tedaviler ilaçla, tıbbi tedaviyle mi yoksa cerrahi ile mi yapılır? Hastalığın riskleri var mı? Örneğin kanser geliştirir mi? Yanı sıra önemli bir noktada kadınlar için gebe kalınabilir mi? Gebelikte hastalık nasıl seyreder? Tedavisi gebelikte mümkün müdür? Şimdi baktığımızda ülseratif kolit kalın bağırsağın hastalığıdır. Aslında ülseratif kolit, ben onu gündelik tabirle bir araba örneğiyle tanımlayabilirim. Araba veya taşıt. Altında taksi var, altında onun otobüs var, kamyon var falan. Şimdi bu noktada araba veya taşıtı inflamatuar bağırsak hastalığı olarak düşünürsek, kabul edersek, bunun altında Crohn hastalığı ve ülseratif kolit var. Bu ikisi inflamatuar bağırsak hastalığı olarak tanımlanır. Ülseratif kolit, ifade ettiğim gibi bu hastalıklar, bu tanımladığımız hastalıklar içerisinde ülseratif kolit kalın bağırsağın hastalığıdır. Kanama, kanlı sulu dışkılama ve karın ağrısı ile kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Ve anal kanal, yani makat dediğimiz kısımdan bağırsağın, kalın bağırsağın tamamına yakın kısmını tutabilen, ama kelimeden de anlayabileceğiniz gibi her hastada kalın bağırsağın aynı miktarda olmayan bir tutulumla karşımıza çıkabilir. Kimi hastada kalın bağırsağın mutlaka giriş kısmı her hastada tutulmuştur ama bununla beraber kimi hastada sadece bu kısım, kimi hastada bağırsağın, kalın bağırsağın sol tarafı, kimisi biraz daha fazlası ki biz bunları da üçe ayırıyoruz. İlk bölümü, ilk 15-20 santimlik kısmı tutulan hastalara proktit, biraz daha yukarısı sol taraf tutulana sol kolon tutulumlu, bunun üzerinde tutulmuş ise de buna yaygın tutulumlu bir hastalık adını veriyoruz. Hastalık kullanılan ilaçlarla bütünüyle ortadan kalkmasa da tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Bu nedenle de hastaların çoğunda hastalık inaktif bir noktada hastanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine fırsat veren, tıbbi tedavisi yapılan hastalar için söylüyorum, bir hastalık olarak kabul edilebilir. Yani hastalık tedavi edildiği noktada, tedaviyle kontrol altında alındığı noktada kişi aktif yaşamını rahatlıkla sürdürebilir. Neden ülseratif kolit ortaya çıkar? Niye olur? Ülseratif kolit, inflamatuar bağırsak hastalığının bir komponenti olan ülseratif kolit, ne yazık ki ortadan kalkabilen bir enfeksiyon hastalığı gibi kabul edebileceğimiz bir hastalık değildir. Hastalık genetik bir zeminde çevresel faktörler, kişinin yaşam biçimi, stres faktörüyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Genetik
bir zeminden kastımız mutlaka aile bireylerinin herhangi birinde hastalığın olma şartı noktası anlaşılmamalıdır. Sıklıkla burada genetik ifadesinden hastalar, eğer genetikse niye doğuştan itibaren yok? Eğer genetikse benim annemde babamda yok, bende niye var diye düşünebilir veya o sorular gelebilir. Genetik demek sadece bir risk faktörü olarak işin içerisinde genetiğin olduğunu anlamamız demek. Kaldı ki ülseratif kolitli hastaların ancak 1/5'inde ailenin herhangi bir üyesinde hastalık vardır. Aile bireyleri hastalığı göstermeyebilir, taşıyıcı olarak bunu bulundurabilir. Hastalık taşıyıcı olarak söz konusudur ve aşikar hale gelmemiştir aile bireylerinde. Dolayısıyla da genetikten anlayacağımız mutlaka aile bireylerinde olması gerekmediği gibi kişinin çocuğunda da hastalığın olacağına ait bir net ifade belirtilmemeli, düşünülmemelidir. Sadece bir risk olarak kabul edilmelidir. Bir diğer genetikten anladığımız doğuştan ifade edilme noktası, bu da keza doğuştan olması gereken bir noktayı bize yansıtmaz. Örneğin diyabet de genetik bir hastalıktır ama 50'sinden 40'ından sonra ortaya çıkar. Burada bu risk faktörü üzerine demin de ifade ettiğim çevresel faktörlerin ki en önemlisi stres ve yaşam biçiminin tetiklemesiyle hastalık ortaya çıkar. Bu aslında risk faktörlerinden net olarak şununla ilgilidir diyebileceğimiz bir risk faktörü söz konusu değildir. Ama hipotetik olarak yani teorik olarak bazı enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, psikik travmalar, stresler hastalık için bir risk faktörü olabilir. Semptomlar nelerdir? Yani hastalığın belirtileri nelerdir? Ana belirti kanlı, sulu dışkılamadır. Yanı sıra karın ağrısı veya rektum bölgesinde, anal bölgede ağrı olabilir. Ve bu semptomlar hastalığın evresine, dönemine göre de artan, azalan noktada karşımıza çıkabilir. Aktif dönemde bu belirtileri daha yoğun olarak görürüz ki buna alevlenme dönemi adını veriyoruz. Sıklıkla ilaçlı, bazen ilaçsız o sönme dönemi ki remisyon olarak ifade ettiğimiz dönemde de bu belirtiler ortadan kalkar. Belirtiler ifade ettiğim gibi dominant, hakim, majör belirtiler bunlar kanlı, sulu dışkılama ve karın ağrısıdır. Bununla beraber hastalarda ani dışkılama isteği, bazen kabızlık nöbetleri, kramp tarzında karın ağrıları olabilir. Hafif hastalıkta bu kanlı dışkılama günde yaklaşık 4 kez karşımıza çıkar. Orta derecede bir hastalığa sahip olanlarda bu dışkılama miktarı günde 4'ün üzerindedir ve sıklıkla her dışkılama kanlıdır. Bu kanamaya bağlı kan eksikliği ve güçsüzlük vardır. Bazen hastalarda hafif düzeyde bir ateş de olabilir. Şiddetli hastalık olduğunda ise 6'nın üzerinde gece de olmak üzere dışkılama vardır ve hemen daima hepsinde kanama vardır. Bazen sadece kanlı bir dışkılama söz konusudur. Çarpıntı, ateş, kilo kaybı gibi ilave belirtiler olabilir. Sistemik bir hastalıktır inflamatuar bağırsak hastalığı yani ülseratif kolit ve dolayısıyla da sadece bağırsakla ilgili değil ama yanı sıra bağırsak dışı organlarla da ilgili belirtiler olabilir. Bunların bir kısmı hastalığın aktif olduğu dönemde daha fazla olarak görülür. Örneğin eklemlerle ilgili artrit dediğimiz durumlar. Ki bunları ikiye ayırabiliriz. Artrit, periferik eklemler dediğimiz bilek, dirsek, diz eklemleri sıklıkla aktif hastalık döneminde daha belirgindir, şişer, kızarır ama bazen onlar olmadan da ağrı olabilir. Bir de bel eklemlerinde görülen artrit vardır, aksiyel eklemleri tutan. Bunlar ise hastalığın aktifliğinden bağımsız olarak meydana gelir. Bunun dışında sistemik bir hastalık olduğunu, diğer sistemlerle ilgili bulgular olabileceğini ifade etmiştim. Karaciğerle ilgili karaciğerde yağlanma olabilir.
karaciğer enzimlerinde artış olabilir. Safra yollarında sklerozen kolenjit dediğimiz bir tablo ortaya çıkabilir. Göz iltihabı olabilir. Çocuklarda gelişme geriliği olabilir. Keza ciltle ilgili, deriyle ilgili yine hastalığın özellikle aktif döneminde eritema nodosum dediğim kızarıklıklar olabilir. Veya hastalığın aktifliğinden bağımsız püstüller şeklinde pyoderma gangrenozum dediğim ülserasyonlar gösterebilir. Evet, inflamatör bağırsak hastalığı bir grup hastalık demiştik. Bir diğer üyesi Crohn hastalığıydı. Crohn hastalığıyla ülseratif kolit birbirinden oldukça farklılıklar gösterebilen hastalıklardır. Crohn hastalığı ülseratif kolite göre biraz daha ciddi bir hastalıktır. Ağızdan anüse kadar tüm sindirim kanalını tutabilir. İnce bağırsaklar en sık tutulum yeridir. Özellikle son bölümü. Bunun dışında demin ifade ettiğim sistemik belirtiler, göz, eklem, karaciğer, safra yolları o noktada çok büyük bir farklılık göstermez. Ama bağırsakla ilgili yaptığı tutulum ülseratif kolitte kalın bağırsak tutulmuşken Crohn hastalığında tüm sindirim kanalı ağırlıklı olarak ince bağırsak tutulabilir ki onu da biz birazdan Crohn hastalığını anlatırken ayrı olarak değineceğim. Dolayısıyla temel farklılık tutulumla ilgili ağızdan anüse kadar. İkincisi, ülseratif kolit bağırsak mukozasının üstünü ve hemen mukozayı tutar. İlk tabakaları tutar. Oysa Crohn hastalığı kalın bağırsağın, ince bağırsağın, kalın bağırsağın, tüm bağırsak sisteminin tuttuğu yerin tüm katlarını tutar. Bu nedenle de bu hastalarda fistül dediğimiz tüneller, delinmeler ortaya çıkabilir. Kabaca şöyle ifade edebiliriz. Lokalizasyon, yani tutulum yeri Crohn hastalığında ağızdan anüse kadardır. Oysa ülseratif kolitte kalın bağırsak tutulmuştur. Crohn hastalığında tam kat tutulum vardır. Oysa ülseratif kolitte mukoza tutulmuştur. Kolonoskopik incelemede ülseratif kolitte yaygın bir tutulum vardır. Yani anal kanaldan itibaren demin konunun başında da söylemiştim. Sadece rektumu tutabilir proktit, sol kolonu tutabilir, sol kolon tutulumlu veya biraz daha ilerisi yaygın tutulabilir. Oysa Crohn hastalığında bir alan tutulur, sonra bir alan sağlamdır, sonra bir alan daha tutulmuştur. Yani aralıklarla bir tutulum vardır. Kan düşüklüğü, ülseratif kolitte kanama daha fazladır ve kan düşüklüğü daha fazla, daha sık görülebilir. Karın ağrısı Crohn hastalığında daha belirgindir ve aslında Crohn hastalığının belirtisi de bu bağlamda karın ağrısı ve sulu dışkılamadır. Rektal kanama yine ülseratif kolitte daha fazladır. Kanser riski, kolon kanseri özellikle ülseratif kolitte bir miktar daha fazladır. Tanıyı nasıl koyacağız? Şüphesiz ki öncelikle bu belirtileri gösteren hastalarda ülseratif kolitten şüphe etmek lazım. Zira bu hastalıkta görülen semptomlar aslında bir enfeksiyon hastalığında yahut bir ilaç kullanımında yahut bir örneğin kanser hastası radyoterapi sonrasında da ortaya çıkabilir veya iskemik kolit dediğimiz bir bağırsak iskemisine bağlı benzer durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de sadece klinik bir öyküden yola çıkarak hastalığın tanısı konulamaz. Kan ve dışkı testleri yapılabilir. Burada kan düşüklüğünü, vitamin düşüklüğünü ve olası diğer hastalıkları ayırma noktasında örneğin enfeksiyona ait bir durumun olup olmadığına bakmak, yine dışkı testlerinde enfeksiyonla ilgili testler yapmak mutlaka gerekmektedir. Görüntüleme testleri yapılabilir. Bunlar aslında hastalığı anlamaktan ziyade hastalığın tutulum yeri, bir komplikasyon gelişip gelişmediğini anlamak için yapılabilir. Bilgisayarlı tomografi gibi, MR inceleme gibi. Altın standart tanı da endoskopik değerlendirmedir. Endoskopik değerlendirme, bunun daha spesifik olarak ifadesi kolonoskopik değerlendirme ile bağırsaklar değerlendirilir ve bununla bu hastalığa ait tutulum şekli, görünüm şekliyle hastalıktan şüphe edilir ve sonrasında alınacak biyopsiler tanının doğrulanmasında bize ipuçları verecektir.
Özetle eğer bir kolonoskopik değerlendirmeyi yapmayı düşünüyorsak yukarıda ifade ettiğim gibi yakınmaları olmalı. Laboratuvar incelemede ciddi bir kan düşüklüğü ve ona ait belirtiler olması. Yanı sıra endoskopik değerlendirme sadece tanı için değil, daha sonra da belki ifade etmiş olacağız. Hastalığın takibinde bir komplikasyon gelişip gelişmediğini anlamak için veya ciddi bir tedavi planlaması yapmak için veya bir hastanın gebelik öncesi değerlendirmesini ve yeni tedavisini planlamak için yahut da artık yaş olarak, hastalık yaşı olarak uzun bir süre geçmiş ise kanser taraması amacıyla yapılabilir. Şimdi esas önemli nokta hastalar için belki de hani bir an önce öğrenmek istediği nokta tedavisidir. İki ana grupta toplanabilir tedavi hedefi. Birincisi ve en önemlisi var olan semptomlar, var olan belirtilerden hastayı kurtarmak. Yani sorun ne ise kanama, kanlı dışkılama, karın ağrısı bunları ortadan kaldırmak. Sonra bunları ortadan kaldırdıktan sonra ikinci amaç ki buna biz remisyon indüksiyonu adını veriyoruz tıbbi olarak. Yani remisyona sokmak. Yani hastalığı uyuyan döneme geçirmek. Bu birinci aşama. Bundan sonra ikinci aşama bu sağladığımız iyilik halini sürdürmek. Buna da remisyonun idamesi adını veriyoruz. Üseratif kolit hastaları genel anlamda eğer ifade etmek gerekirse bir kısmı tedaviye başladıktan sonra küçük bir bölümdür bu. Remisyona girdikten sonra ömür boyu bir daha atak geçirmez. Bu ne yazık ki %3 ile 5'i bulabilen ancak küçük bir orandır. Bir kısım hasta ciddi uğraşlara rağmen tıbbi tedaviyle remisyon sağlanamaz. Bunlar da yaklaşık o kadarlık bir hastadır ve ameliyat tartışılması gereken hasta grubunu oluşturur. Kalan büyük bir kısmı hastalık uyuyan dönemde, sonra aktif dönemde, uyuyan dönemde, sonra aktif dönemde dediğimiz egzazerbasyon, remisyon, alevlenme yani egzazerbasyon, alevlenme, remisyon olarak bir ondülasyon şeklinde yaşam devam eder. Bu buradan hareketle veya bu cümleden hareketle ben bir ay hasta bir ay iyi, bir ay hasta bir ay iyi olacağım anlamı çıkmamalı. Bu alevlenme dönemi bazen bir ay iyilik hali bazen bir yıl, üç yıl, beş yıl gibi uzun sürebilir. Dolayısıyla burada net olarak bir süre söylenemez. Ama genel olarak ülseratif kolitli hastalar alevlenme ve remisyonla seyreden bir hastalık olduğunu bilmemiz lazım. Bu alevlenmede niye ortaya çıkar? Sıklıkla alevlenmenin nedeni tedavi yetersizliğidir. Hasta kendini iyi hisseder. Tedavisiyle alınan ilaçlarla her şey yolundadır. Bu bağlamda kontrolünü yaptırmaz. İlaçlarını azaltır ve alevlenme kaçınılmaz olur. Yahut araya giren bir enfeksiyon hastalığı vardır. Onunla mücadele eder kendi başına. Yine kontrolsüzdür ve bu alevlenme uzun sürebilir. Veya araya giren bu enfeksiyon dışında hastanın kullandığı bir antibiyotik veya bir ağrı kesici ilaç olmuştur. Bu nedenle olabilir. Yahut bir ciddi stres yaşamıştır. Örneğin öğrenci sınıfta kalmıştır veya bir işle ilgili işini kaybetmiştir veya bir psikolojik bir travma yaşamıştır. Bununla ilgili bir nokta hastalığı aktifleştirebilir. Yemek bir hastalığı aktifleştirir mi? Olumsuz yemek tabii ki sağlıklı kalma adına bir risk faktörüdür. Bununla beraber yenilen örneğin her şey yolunda gidiyordu. Bir kızartma yedi, hastalığı aktif oldu. Beklenen bir durum değil.
veya hastalığı remisyondaydı, alevlenme dönemini geçmişti, ilaçla kontrol altındaydı. Sonra kola içti ve hayır. Şüphesiz ki bunlar müsaade edilmesi gereken, örneğin kola bir içecek değildir. Bununla beraber hastalığın aktifleşmesini onunla izah edemeyiz. Aslında diyete ait öneriler sadece aktif dönemde çiğ sebzeler ve süt, süt ürünü demiyorum, örneğin peynir, yoğurt tüketilmeli ama süt aktif hastalık döneminde semptomları artırabilir. Ama bunun dışında özellikle tüketilmesi gereken bir diyet veya özellikle sakınılması gereken bir diyet yoktur. Diyetten anladığımız sağlıklı beslenme şekli olmalıdır. İlaçlar, özellikle antibiyotikler ve aspirin benzeri ağrı kesiciler. Bunlar nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar olarak ifade ettiğimiz migrende veya menstruasyonda, adet döneminde kullanılan ağrı kesicilerdir ve hastalıkta aktivasyon yapabilir. Eğer hastada belirtiler hafif orta düzeyde ise, o zaman ilk basamak meselamin 5 amino salisilik asit dediğimiz ilaç grubu kullanılabilir. Ticari olarak Salofalk, Pentasa grubu ilaçlardır veya Asakol grubu ilaçlardır. Bunların hem ağızdan alınan hem de lavman şeklinde formları vardır. Her ikisi de kombine edildiğinde hastalığı daha kolay kontrol altına alma şansı olabilir. Bununla beraber eğer hasta lavman uygulayamıyorsa veya uyguladığında hemen dışarı çıkma isteği varsa bu bir süre geciktirilebilir. Ama unutulmamalı ki özellikle ülseratif kolitli hastada rektum en sık, en fazla tutulan yer olduğu için ve orası bir depo görevi gördüğü için o alanın düzeltilmesi semptomlarda ciddi bir iyileşme sağlar. Ve bu nedenle de her gün olmasa bile gün aşırı veya haftada birkaç defa alınacak lavmanlar, enema formu ilaçlar semptomları kontrol altına almada ciddi etkiye sahiptir. Bunlar yanı sıra ağızdan alınan ilaçların da azaltılmasını sağlayabilir. Eğer hastada belirtiler şiddetliyse, o zaman kortizonlu ilaçlar ağızdan veya aşağıdan lavman şeklinde uygulayarak verilebilir. Bunlar da ağızdan kortizonlar verilebileceği gibi damardan da şiddetli hastalarda verilebilir. Son dönemde, son yaklaşık 10 yıldan bu yana biyolojik ilaç dediğimiz iğne şeklinde ilaçlar söz konusudur. Klasik konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen hastalarda biyolojik tedavilerle tedaviyi yönetebiliriz ve bunlarla tedaviyi sürdürebiliriz. Ticari olarak şu anda en sık kullandığımız, ticari anlamda söylüyorum, Remicade, Humira, Entyvio, Stelara, Simsia gibi ilaçlar mevcut olup hastanın bazıları hastanede, bazıları da hastanın kendisinin kullanabileceği formlardadır. Hastanın yaşına, cinsiyetine, ilave hastalıklarına, hastalık yaşına, tedavideki hedeflerimize göre belirlenmelidir. En iyi biyolojik ilaç diye bir ilaç yoktur. Aslında hiçbir ilaçlarda en iyi ilaç yoktur. Hastanın hastalığına göre, onun bireysel durumuna göre en uygun ilaç seçilerek hastaya verilmelidir. Cerrahi tedavi şüphesiz ki son tedavi değildir. Ancak yani hastalığın değişik dönemlerinde bu tedavi tartışılabilir. Eğer tedaviye cevapsızsa, hastalık yaşı 10 yılı geçmiş ve bir kanserle ilişkili bir lezyon saptanmış, endoskopik olarak tedavi edilemiyorsa, hasta sık sık ataklar geçiriyorsa ve bu ataklar tıbbi tedaviyle sürekli olarak kontrol altına tutulamıyorsa, bu hastalarda ameliyat tartışılmalıdır. Ameliyat için unutulmamalı ki hasta yine anal kanaldan, normal yerinden, makattan dışkılamasını yapabilecektir. Bu ameliyatın beklenen iki durumu söz konusudur.
ameliyata ait. Yaklaşık %30 hastada orada oluşturulan poşta poşit gelişebilir. Ne yazık ki aynen ülseratif kolit gibi bunun da yeniden tedavisi gerekmektedir. İkincisi, kalın bağırsaklar sıvının emildiği bir yer olduğu için bu hastalarda daha sonrası için sıvının emilmesi azalacağından tekrar hastalar kansız ama sulu dışkılama, günde 4-6 defa sulu dışkılama gösterebilirler. Kolorektal kanser ülseratif kolitli hastalarda ancak ki hastalık yaşı 8-10 yılı geçtikten sonra bir risk olarak karşımıza çıkar ve bu hastalık yaşı ilerledikçe bir miktar artar. Yanı sıra ailede kolon kanseri olması, yanı sıra hastalığın sürekli aktif olarak seyretmiş olması, safra yollarında konunun başında belirttiğim sklerozan kolenjiti olması bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir. Ve bu nedenle de 8-10 yılı tamamlayan hastalarda kolon kanseri için endoskopik olarak tarama yapılmalıdır. Son olarak gebelik ve inflamatuar bağırsak hastalığından kısaca bahsedecek olursak, hastalık aslında gebelikte de ortaya çıkabilir. Gebelik de fizyolojik bir strestir nihayetinde. Bir grup hastada hastalık gebelikte ortaya çıkabilir veya bazen hasta, ülseratif kolit hastası gebe kalmış olabilir. Gebe kalmaları ülseratif kolitli hastalarda gebe kalma adına aslında yani fertilitede bir azalma söz konusu değildir. Normal kadınlardaki fertilite oranı neyse ülseratif kolitli hastada da odur. En önemli nokta gebe kalmadan önce mutlaka kadının ülseratif kolitli hastanın remisyonda olması gerekir. Zira remisyonda olmayan hastaların aktif hastalık döneminde hastalıkları daha da şiddetli hale gelir ve tedavi edilmeleri güçleşir. Bu nedenle de tedavi öncesi mutlaka kolonoskopik bir değerlendirme yapılmalı ve bu tedavi ile eğer remisyondaysa gebeliğine izin verilmelidir. Gebelikte kullanılacak olan ilaçlar aslında tüm gebeler için kullanılan ilaçlara ait bir sınıflama vardır. Bunlar işte gebelikte az risk, çok risk veya hiç kullanılmaması gereken ilaçlar şeklinde düşünülebilir. En sık kullandığımız meselazin, 5 aminosalisilik asit grubu, salofal, pentasa, asakol grubu ilaçlar, bunlar gebelik esnasında oldukça düşük riske sahiptirler, güvenle kullanılabilir. Yanı sıra sulfosalazin dediğimiz salazopirin, bu da yine kullanılabilir. Kortikosteroidler kullanılabilir. Bunlar oldukça düşük riske sahiptirler. Keza emzirme döneminde de kullanılabilirler. Kortikosteroidler emzirme döneminde aldıktan 4 saat sonra emzirme yapılması önerilir. Tiopurinler düşük riske sahiptir. Eğer hani remisyonda ise gebeliğin ilk trimesterinde bu remisyonda uzun süreden beri devam ediyorsa kesilebilir. Ama ancak yeni remisyona girmiş ve azitiopurin kullanmayla bu sağlanmışsa ilaç kesilmeden de takip edilebilir. Biyolojik ilaçlar ideali gebeliğin 3. trimesterinde kesilmesi sağlanmalı. Yani 13 hafta düşünürsek her trimesteri 26 hafta güvenle kullanılabilir ama ciddi hastalık varsa burada gebeliğin tamamında da kullanılabilir. Emzirme döneminde oldukça düşük bir riske sahiptirler. Antibiyotikler vardır kullandığımız hastalıkta. Metronidazol, ciprofloxacin gibi. Bunlar gebeliğin ilk trimesterinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Yanı sıra emzirme döneminde de alınmamalıdırlar. Ülseratif kolitte kullanmadığımız, Crohn'da kullandığımız metotrexat adında bir ilaç var. Bu ise hem gebelikte hem de emzirme döneminde kesinlikle kullanılmaması gereken ilaçtır. Şimdilik ifade edebileceğim bunlar. Konuyla ilgili sorularınız olursa bana kanalımdan ulaşabilirsiniz.